hale bak. Düzenimiz alt üst oldu. Günaydın. Burada mı yattın? Ben yani nasıl diyeyim? Günaydın. Günaydın. Oh hayatım, sen burada mı yattın? Uyuyakalmışım karıcığım. Karıcığımmış. Unutma, bütün ev pırıl pırıl olsun. Ütülerin hepsini yap. Çocuklar için kurabiye pişir. Özge çok seviyor tatlı kurabiyeyi biliyorsun. Peki. Ben çocuklara bir bakayım. Neden hala inmediler ki? Nana, bana ters davranmaktan vazgeç. Yoksa senin için hiç iyi olmaz ona göre. Ben sana ters mi davranıyorum? Bir kere bana siz diye hitap edeceksin. Hakan seni çok şımarttı. Ama artık buna izin vermeyeceğim. İleri gidiyorsun ama. Sen kim, bizimle beraber yemek yemek kim? Bundan sonra mutfakta yemek yiyeceksin. Anladın mı beni? Hayır, anlamadım. Ne diyorsun be sen? Artık senin bana karşı olan bu kötü davranışlarını kaldıramayacağım, anladın mı? Hafızanı kaybettiğine falan da inanmıyorum. Rol yapıyorsun. Hakan'ı elde etmek için yaptığın bir oyun bu. Sen neler söylüyorsun ya? Hakan senin kocan değil, anladın mı? Değil. Değil. Hakan senin kocan değil. Ya. Anne. Nana. Anne. Sen neler söylüyorsun? Anne. Kendine gel. Anneciğim iyi misin? Simge iyi misin? Hakan neler söylüyor bu cadı? Onu istemiyorum artık bu evde. Kov onu. Bizim mutluluğumuzu bozmaya çalışıyor. Nana. Anneciğim iyi misin? Ne oldu? Hasta bir kadına bunu yaptığına inanamıyorum. Ama. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Sanırım hemen gitsen iyi olacak. En azından her şey düzelene kadar. Baba. Akrabalarının yanında kalabilirsin sanırım. Ama Hakan. O bana... Nana lütfen. Tartışmak istemiyorum. Simgeciğim. Canım. İyi misin? Hakan. Bana bir bardak su verir misin? Tabii getireyim. Sen benim kocamsın değil mi? Evet canım. Evet. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Nana! Ya Nana, ne olursan babama bakma. Ya Nana gitme. Çocuklar, artık Simge'nin söylediklerine dayanamıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Ben de ona karşılık vermeye başladım. Bu ben değilim. Kendimi kaybediyorum. Gitmemeliyiz. Nana. Emre. Burada kalırsan babanız benden nefret edecek. Sizleri çok seviyorum. Yağmur. Temelli gitmiyorum. Söz veriyorum. Bütün bunlar düzelince döneceğim. Canım. Okula gelip sizi görürüm. Tamam mı? Makbuş'a da olanları anlatırsınız. Bana kızmasın, tamam mı? Hadi ağlamayın. Emre, iyi misin? Sayılır. Üzülme Yağmur. Nana doğru bir karar verdi. Simge ona çok kötü davrandığı için gitti. Böylesi daha iyi. Ya bir daha dönmezse? Ya Simge'nin hafızası hiç yerine gelmez ve babam da ona acıyıp gerçekten evlenirse? O zaman ne yaparız? Hayır, bunların hiçbiri olmayacak. Rahat ol. Buna asla izin vermeyiz. Sadece biraz zaman. Ben hep yanındayım. Unutma, Emin. Peki. Hakan, vallahi Murat Bey bence kesinlikle evli olduğunuza inandı. Ya. Öyle güzel oynadık ki. Simge'nin sayesinde. Şaşılacak şey değil mi? Baya baya karın gibi davranıyor. Evet ya. Ya. Biliyor musun? Sabah Nana'yla atıştık. Simge'ye bir yerin laf etti. Ben de kendimi tutamadım. Ağzıma geleni söyledim. Bir süreliğine akrabalarına gitti. Ya Hakan, aslında ikisini sürekli karşı karşıya getiren sensin. Bir karar vermen gerekmiyor mu? Ben kararımı vermiştim Volkan. Hatırlarsan beni reddeden Nana olmuştu. Şimdi neden böyle davranıyor?
Kadınları kim çözebilmiş ki biz çözelim? Kahveler geldi. Al kutucuğum. Teşekkür ederim. Ben odamdayım. Dosyaları düzenleyeceğim. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Pek de güzel yapmış. Simge. Simge, ne oldu? Simge, ne oldu? Ne oldu? Simge, iyi misin karıcığım? Karıcığım mı? Bir yerine bir şey olmadı ya. Yok, iyiyim ben. Simge. Vallahi iyiyim. Hadi siz doğru işinize. Ay. Ben de şunları düzenleyeyim. Emin misin? Evet evet eminim. Hadi hadi. Hadi. Tamam tamam, sorun yok. Aşağıya. Ah, geldiniz mi tam zamanında? Merhaba Selim, hoş geldin. Günaydın Nana. Aa, bunun ne işi var sabah sabah bizde? Emre. Ya merak ettim, ne var? Selim'in annesi Amerika'ya babasının yanına gitmiş. Selim bir hafta konuğumuz olacak. Emre, gözün aydın. Ya ne demezsin. Ne haber fıstık? Sen kimden yanasın? Senden. O zaman ona göre davran. Makbuz Sultan nerede? Yukarıda valizini hazırlıyor. Bizim eski şoförle konuştum. Makbuz'u otobüse kadar o bırakacak. Hı hı, tamam. hak ettin. Ah. Tamam. Tuttum. Tamam. Nana. Efendim? Makbuş'un köye gitmesi sence de biraz zamansız olmadı mı? Yani bunca iş, senin okulun, çocuklar... Selim de burada kalacak. Merak etme, ben hallederim. Hem kadıncağız keyfinden gitmiyor ya. Biliyorsun teyzesinin kızı çok hasta. Öyle de sen de çok yorulacaksın. Hiç de değil, zevkle yapıyorum. Yaşasın. Beni hala önemsiyor. Emre. Selim senin abin sayılır. Ona böyle ters davranmaktan vazgeç. Sana hiç yakışmıyor. Ben oğlum koca adam olmuş diyorum. Sen çocuk gibi davranıyorsun. Şimdi söyle bakalım. Benim kocaman oğlum musun? Yoksa çocukça kıskançlıklar yapan bir bebek misin? Selim'e gıcık olan kocaman bir adamım. Ben ne yapacağım bu kokarcayla? Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka aramak. Sağ ol canım, gel. Nana, Selim'in odasını ayarlarsın değil mi? Hı hı. Tavan arası harika olur. İyi yolculuklar Makbuş. Çabuk gelin mi Makbuş? Peki, çıtlanmayayım. Görüşürüz Makbuş. Hoşça kal. Otobüs saatine yakın şoför seni almaya gelecek. İyi yolculuklar Makbuş. Sağ ol. İyi dersler. Akşam görüşürüz Nana. Görüşürüz. Tamam artık. Bir hafta yıkama yanağını. Makbuş ya. Niye dalga geçiyorsun? Düşün Emre, biraz düşün. Yağmur nereye gitmiş olabilir? Ya bilmiyorum, aklıma bir şey gelmiyor. Şoförün herkesin içinde onu kaçırmaya çalıştığına inanamıyorum. İnansan iyi olur küçük bey. Petek'le o kadar meşgulsün ki gözün hiçbir şey görmüyor tabii. Ama ben çok üzgünüm. Gözlerini. Bak bunun da üstesinden geleceğiz. Yalnız babanın Yağmur'un yokluğunu fark etmemesi lazım.
Biliyorsun sihir güçlerim azaldı. Çaresiz babanın uyumasını bekleyeceğiz. Sonra hemen çıkıp Yağmur'u arayacağız, tamam mı? Tamam. Bana Yağmur'a bir şey olmayacak değil mi? Umarım canım, umarım bir tanem. Merhaba. Ah Selim. Gel gel. Hadi beraber birlikte biraz zaman geçirin, tamam. Olur mu? Hı? Tamam. Ne haber? Yağmur nerede? Sana ne? Ne o, yoksa ağladın mı? Ne ağlaması be, bebek miyim oğlum ben? Seni keçi. Aklınca tafra yapıyor. Yarın ben sana yapacağımı biliyorum. Görürsün sen. Tatam. Harika görünüyor. Peki ama siz? Çocuklar pizza yedi. Ben de aç değilim. Nereden icap etti bütün bunlar? Hiç, içimden geldi. Çok hoş gerçekten. Yemeyecek misin? Tabii, yemez olur muyum? Çok güzel olmuş. Biraz yorgun görünüyorsun. Yemeği yer yatarsın artık ha? Kendin ol yeter. Uf yeter, başımı şişirdin. Hey ahbap. Ne var yine? Başım şişti. Hem sen kendi odana gitsene. Burası benim odam. İyi de odanın ampulü bozuk. Karanlıkta mı oturacağım? Bana ne? Of sıkıldım senden. Seni dövmek geçiyor içimden. Öyle mi? Gel dövsene. Döv bakalım, hadi rahatlarsın belki. Hadi hadi. Gel gel. Çekil başımdan ya. O da neydi? Çocuklar oyun oynuyorlardır. Bir şey kırıldı sanki. Yok bir şey kırılmadı. Ya çocuklara bir şey olmasın? Yok olmamıştır, hiçbir şey olmamıştır. Dur ben bakarım. Ya dur ben bakarım. Yağmur'un yokluğunu anlayacak şimdi. Senin yüzünden oldu. Çekinmeseydin bardak kırılmayacaktı. Çocuklar ne oluyor burada? Hiç Hakan abi. Elim yanlışlıkla bardağa çarptı da. Canı sağ olsun ama dikkat et. Eline batmasın. Yok bitti zaten. Yağmur nerede? Nana söylemedi mi? Hulusilerde. Bugün Hulusi'nin doğum günü de onlarda kalacakmış. Önemli değil. Neden benden izin alınmıyor? Efendim? Yağmur Hulusi'lerde kalacakmış. Neden benden izin alınmıyor? Baba, Yağmur çok ısrar etti. Tamam, iyi de bir telefon açmak çok mu zor? Ayrıca eve geldiğimde de söylemiyorsunuz. Şimdi sorunca öğreniyorum. Belki gelir diye. Nasıl yani? Orada kalacak mı, kalmayacak mı? Kalacak. Kalacak. Nana, bazen seni gerçekten anlamıyorum. Gerçekten. Nana biraz gelir misin? Tabii. Çok ağzısın. Sanırım gücüm tamamen tükendi. Nana ne yapacağım şimdi? Nana Yağmur'u bulmamız lazım. Nana kendine gel ne olur. Nana lütfen. Yapamıyorum. Nana Hanım. Benim, evet. Hanımefendi, ben adresinizi bizim
çok iyi bir müşterimizden aldım. Duyduğuma göre süper bir saç dizaynırıymışsınız. Neymişim? Çok iyi bir kuaför müsünüz? İnanın bana piyasada altın parmaklı kuaförler kalmadı efendim maalesef. Ama sizin ürününüz ama şimdiden şehri çalkalamaya başladı. İşte oldu. Ne çabuk. Süper oldu. Nana, sen kesinlikle kuaför olmalısın kızım. İnanamıyorum. Yok yok. Ben sadece bir arkadaşımın saçını öylesine sihir olmadan yapamam ki. Eğer sihir yaparsam konsey beni kesin cezalandırır. Size inanmıyorum. Size inanmıyorum. Alçak gönüllü olmayın efendim. Hı? Bakın, size çok önemli bir iş teklifinde bulunuyorum. Müşteriler bizden, hizmet sizden. İyi de benim bir kuaför dükkanım falan yok. Yok. Ne hacet efendim? Burada hizmet verirsiniz. Kocaman yer. Öyle değil mi beyefendi? Zaten sadece özel müşterilerimize hizmet vereceğiz. Ama benim malzemem, yani hiçbir şeyim yok. Malzemeniz bu. Hanımefendi, paraya para demeyeceksiniz diyorum size. Paraya para demeyeceksiniz. Yani diyeceğim? Öyle değil. Yani bu işte çok para var beyefendi. Öyle değil mi? Paraya para demeyeceksiniz. Paraya para demeyeceksiniz. Ana, kızım bir düşün istersen. Ama ben... Tamam, siz bir düşünün. Buyurun. Kartım burada. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sizden haber bekliyorum. Paraya para demeyeceksiniz. Demeyeceksiniz. Allah'a ısmarladık. Deli mi ne? Ben kuaförlükten ne anlarım? Ama adam senin bitin duymuşsa bunda bir şey var demektir bence. İyi de yani... Ana, Hakan'a bu zor döneminde hepimizin arka çıkması gerekmez mi? Ha? Ama tabii istemiyorsan o başka. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu adam adresi kesinlikle Belgin vermiştir. Bakalım başını örtüp çoraplardan nasıl kurtulacaksın nanacık umucum. Daha bir de lale meselesi var. Laleler, laleler, laleler. Ah güzel laleler. Kahve mi istiyorsun? Ben yapayım. İstemez, ben hallederim. Kahve nerede? İşte burada. Şeker. Bugün bir adam geldi. Saç kesmem karşında bana para teklif etti. Tayfun Bey anlatmıştır belki. Ama ben... Böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Senden çocuklara bakmanı istiyorum. Hepsi bu. Hoş, böyle giderse onlara bakman için sana para da ödeyemeyeceğim ya. Ben bakarım. Ben sana yardım etmeyi herkesten çok istiyorum. Ama sihir yapmadan kuaförlük yapamam. Of. Çocuklar, size bir şey söylemek zorundayım. Ne oldu? Dedeniz... Dedeniz gitti. Evet. Kulina'yla tatile gitti. Bir hafta sonra gelecek. Hayır canım. Kulina... Onunla evlenmekten vazgeçti. Dedeniz de yalnız gitti. Nereye? Bilmiyorum. Ama dönecek. Hayır, yalan söylüyorsun. Dönmeyecek. Sen gönderdin onu değil mi? Hayır canım, kendi istedi. Sana inanmıyoruz. Bak bu huzur evine, bizi de yatılı okula göndereceksin değil mi? Çocuklar, neler söylüyorsunuz? Ama bu senin suçun değil. İnsan olacağın için böyle oluyor değil mi? Hı hı.
ne dediğinizi anlayamıyorum çocuklar. Anlama zaten. Şimdi çık hemen odamızdan. Hemen. Söyledim ama bana karşı çok tepkililer. Bütün gün Simge ile beraberdiler. Normaldir. Hiç üzülme. Evlenelim bak her şey nasıl yoluna girecek. Dedelerinin gidişinden bile beni sorumlu tuttular. Merak etme, onlarla konuşurum ben. Hı hı. Keşke ben söyleseydim. Ama cesaret edemedim işte. O kadar alışmışlardı ki. Nana. Hı. Sen beni bırakmayacaksın değil mi? Hiçbir zaman. Gördünüz mü? Size dediklerim nasıl da bir ortaya çıkıyor. Dedenizi gönderdi. Kulina onunla evlenmesin diye her şeyi yaptı. Hadi çocuklar. Bu son şansınız. Artık her şey ailenizin mutluluğu sizin ellerinizde. Hadi. Çok az zamanımız kaldı. Çok az. Siz yatmadınız mı daha? Yatıyoruz. Hadi geç oldu, ben de yatayım artık. Nana lütfen. Yok. Biraz daha kal benimle. Evet Nana, otur biraz daha. Nasılsın, saat erken? Ya daha çok erken. Peki bir saat daha oturayım bari. İyi geceler babacığım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Nana. İyi geceler. İyi geceler Nana. İyi geceler baba. Baba, dedemiz dönecek değil mi? Dönecek canım. Kesinlikle dönecek. Hadi. Seninle öyle mutluyum ki canım. Ben de.